Merhabalar. Ben burada yeni bir rasyoneliteden söz etmek için sözü alıyorum. Yeni bir akıl biçiminden, yeni bir akli hayat, yeni bir akıl etkinliği anlayışından söz etmek için sözü alıyorum. Bu dinlediğiniz kayıt, sonraki kayıtların bir tür ön sözü gibi düşünülebilir. Burada bu kayıtlara nereden geldiğimi, bu ihtiyacı nereden duyduğumu ve bu kayıtlarda neler olacağını kısaca anlatacağım. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri özellikle Avrupa kültürü çok geniş çaplı ve ısrarlı, istikrarlı bir akıl eleştirisi getirdi. Akılla bağlantılandırılabilecek, aklın önceliğiyle bağlantılandırılabilecek aydınlanma, ilerleme, bilim, büyük B ile bilim, ulus devlet gibi ana kavramlar, aklın periferisindeki kavramlar olarak bu eleştiriden nasibini aldı ve bu bağlamda pek çok kimlik politikası, aklın birleştirici, tek biçimli hale getirici yaklaşımında haksızlığa uğramış, ikincileştirilmiş, sesi duyulmamış, bastırılmış olan kimlikler, arayışlar, ihtimaller rehabilite edildi. Onlara saygınlıklarının geri kazandırılması için mücadeleler oldu ve devam ediyor tabii ki bunlar. Bu anlamda aklın otoritesinin ya da aklın tekelinin ya da tek aklın otoritesinin, tek aklın tekelinin kırılması yaşandı denebilir sanırım. Bugün geldiğimiz yer 2020 itibariyle ve koronavirüsün dünyada pek çok yeri karantina ya zorlaması bağlamında ve daha da önemlisi tabii ki dünyanın pek çok yerinde yükselen popülist hükümetler, popülist liderler bağlamında bence yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemi böyle gördüğüm için zaten yeni bir rasyonalite önerisinden söz edebiliyorum. Bu öneri benimmiş gibi konuşuyorum. Bundan kastım orijinal olduğu değil. Hatta tamamen benim icat ettiğim, benden önce hiç kimsenin böyle bir şeyi de icat ettiği de değil tabii ki. Yalnızca ben bana doğru görüneni ifade etmek istiyorum. Son 20 senedir zaten başkalarının neyin doğru olduğunu düşündüğünü dinlemekle geçti ve biraz ve benim de tabii bir sürü fikrim yavaş yavaş oluştu, olgunlaştı, pişti. Şimdi konuşma zamanı diye düşünüyorum. Artık insanları ben konuşmaksızın dinlemiyorum. Ben kendi konuşma hakkımı yeniden almak istiyorum. Tabii bunu yapmanın iyi bir zamanı ve çok kolay bunun yolları var. Konuya dönecek olursak, akıl eleştirisi, son 70 senenin diyelim akıl eleştirisinin ardından bence yeni bir akıl önerisi düşünmek gerekecek. Benim niyetimde bunun ana kavramları neler olduğunu, ana yapılarının neler olduğunu ifade etmek ve bunu örneklendirmek olacak bu kayıtlarda. En kesin bir dille konuşmak gerekirse felsefe alanında bu yeni akıl, yeni aklın neye benzeyeceğine ilişkin epey şey anlatacağım. Dile ilişkin söyleyeceklerim olacak. Felsefe bağlamında özellikle benim uzmanım olduğum antik felsefe tarihine ilişkin şeyler söyleyeceğim. Dil bağlamında da gene benim çok uzun süredir
ilgimi çeken ve hakkında araştırmalar yaptım. Dil devrimi, Türk dil devrimi hakkında bazı şeyler söyleyeceğim. Üçüncü ve son olarak da şiir hakkında bazı şeyler söyleyeceğim. 2000 ile 2010 arasındaki Türk şiirinden özellikle söz edeceğim. Ona ilişkin de bir taramam, araştırmam olmuştu. Bütün bunları dediğim gibi yeni bir rasyonelite, yeni bir akıl anlayışı bağlamında dile getirmek istiyorum. Akıl ya da rasyonelitenin yanı sıra vurgulanmasını istediğim ikinci bir kavram daha var. O da bütün bu kayıtlarda bizim için belirleyici olacak. Ancak akıl deyince küçük bir üzerine henüz çalışmaya devam ettiğim bir fikir vererek biraz daha netleştireyim ne kastettiğimi. Akıl denince, rasyonelite denince sıklıkla ekonomiden alınan, özellikle de neoliberal ekonomiden alınan bir tavır ya daha doğrusu bir tanım kullanılıyor gibime geliyor. Her bağlamda böyle değil. Aklın pek çok alanda farklı kullanımları olabileceğini tahmin ediyorum. Ama rasyonel deyince ve rasyonelite denince, örneğin Wikipedia'da baktığınızda karşınıza çıkan, yani şöyle bir havayla karşılaşırsınız. Rasyonelite, rasyonel sıfatı tipik olarak tüketici ya da vatandaş için kullanılan bir sıfat. Onun davranış biçimlerini anlamlandırmada kullanılması için dizayn edilmiş, tanımlanmış bir akıl. Bu aklın bence tipik özelliği, bu akıl tarifinin, bu akıl tanımının tipik özelliği şu. Rasyonel, eğer tüketici rasyonelse, nihayetinde seçimlerini kendi çıkarına olacak şekilde gerçekleştirir. Benzer şekilde rasyonel olduğu düşünülen bir hipotez gereği, rasyonel olduğu düşünülen bir vatandaş kendi çıkarına karar verecektir. Kendi çıkarına oy kullanacaktır seçimlerde. Burada gördüğünüz gibi rasyonaliteden kasıt bir kişinin, tipik olarak bir bireyin kendi refahı, kendi çıkarı ne algılaması ve en önemlisi kendiyle, kendi durumuyla o çıkarı ya da refahı arasındaki güzergahı doğru tasarlaması. Ve o tasarı da tutarlı olması, o tasarıyı sonuna kadar götürmesi düşünülüyor. Uzun lafın kısası, bu rasyonalite anlayışında ön plana çıkan özellik hesaplayıcılık, hesaplama özelliği. Rasyonel insan kendi çıkarına olan şeyi doğru hesaplayan kişidir diye düşünülüyor bu rasyonelite anlayışında. Tahmin edebiliyorsunuz buradan, yani bu anlayışın bu hamleyi yapmasının arkasında bir sonraki hamleyi zaten gözettiğini seziyorsunuzdur. Sonraki hamlede tipik olarak şu oluyor. Bakıyorsunuz insanoğlu, insanlar, insan varlığı hiç de kendi çıkarına davranıyor gibi bir hali yok. Kendi çıkarını görebiliyor gibi bir hali yok. Kendi çıkarını görse bile onu takip ediyor, onu doğru hesaplayabiliyor gibi bir hali yok. Bundan çıkan sonuç ne? Bu rasyonelite, akıl denen şey aslında bir yalan. Bireyler düzeyinde de zaten bir yalan. Birey üstü düzlemde de bir yalan. Yani esasında bir tür rastgelelik, bir tür rastgelelikle artık barışmamız lazım. Bu rastgeleliği kabul etmemiz lazım. Bu hesaplama, insan hayatının bu çıkarın hesaplanması ve o yönde çalışılması modelinde yürümediği
insanın çok daha derin arzuları, çok daha farklı yetileri olduğunu artık kabul etmemiz lazım der gibi duruyor bütün bu hikaye. Baştan öyle kurulmuş çünkü. Baştan verilen akıl tanımı zaten bu yöne doğru işaret ediyordu. İşte bana kalırsa belki aşılması gereken akıl tanımı bu. Hesaplayıcılık, hesaplama yetisi anlamında bir akıl. Çünkü aklı farklı tarif ettiğimizde, farklı tanımladığımızda aynı çıkarımı yapamıyoruz tabii ki. Ve bana kalırsa bu rastgelelik, keyfilik, zorunsuzluk, buna teslim olma anlayışı bir yere kadar bugünkü popülizmlerinde zaten kullandıkları şeyler. Yani tutarlılık beklentisi yok, sorumsuzluk, ondan sonra pişkinlik, utanmazlık, vicdansızlık, galeyana, insanları galeyana getirme, duygularla oynama, dalga geçme, korkutma, tehdit. Bunlara teslim etmiş oluyoruz bütün alanı. O halde hesaplayıcılık dışında bir akıl biçimi düşünecek olsak, bu nasıl bir akıl biçimi olacaktır? Sorusunun cevabı aslında biraz bayat biliyorum ama cevap sorunun içerisinde. Çünkü bana kalırsa biz akıl dediğimiz zaman, rasyonelite dediğimiz zaman kastettiğimiz bir şey var ki bu hesaplayıcılık özelliğinin çok dışında bir şey. Çok daha derin, çok daha farklı bir tarafı var aklım bana kalırsa. Aklı hesaplamayla değil, refleksiyonla, kendi kendi üzerine düşünme, kendiyle ilişki kurma üzerinden tanımlamayı öneriyorum. Ve düşündüğünüzde arzu hesaplamasız bir şekilde davranır ya, akıl hesaplar eski akıl anlayışında. İşte benzer şekilde arzu, yani aklın dışında kalan şey, ne dersek diyelim ona, kendiyle ilişki kurmaksızın akar gider adeta. Aklı beğenin ya da beğenmeyin. Aklı beğenmek ya da beğenmemek. Bir tarafa, aklın özelliği kendiyle ilişki, bir özelliği aklın kendiyle ilişki kurabilmesi. Yani refleksif olması, yani kendi üzerine dönebilmesi, kendi aynada kendisini görebilmesi. Dolayısıyla aklın ne olduğuna ilişkin soru bir açıdan ancak aklın zaten yapabileceği bir şey. Kendi kendini dert edinme olgusu aklın gücünde olan bir şey esasında. Ve aklı böyle tanımladığımızda, bundan emin değilim, bu yeni yeni üzerinde çalıştığım bir fikir. Ama refleksiyon meselesi, yani kendi üzerine dönme ve kendiyle ilişki kurma meselesi muazzam değerli gibi gelmeye başladı. Ve aklı deminki kolay, basit senaryoda işte savaşın en ön cephesinde telef olmaktan kurtaracak. Ve bugün bizim hayatımızda akıllı kurduğumuz ilişkiye çok daha derin bir yer verecek, çok daha açıklayıcılık gücüne sahip bir tanım olacak diye umuyorum. Beklentim o. Başka bir uzun lafın kısası, burada yeni bir rasyonalite, yeni bir akıl anlayışı önermek istiyorum. Bunun, bu akıl anlayışının temelinde hesaplama yok, refleksiyon var, kendiyle ilişki var. Aklın
irrasyonel olandan farkı, kendiyle ilişki, kendini sınırlayabilme, kendini eleştirebilme ve kendi varsayımlarını sorgulayabilmesi. Dolayısıyla ben felsefenin bir varsayım sorgulama etkinliği olduğunu düşünüyorum. Ve felsefenin akademik olarak felsefe alanına indirgenemeyeceğini düşünüyorum. Başka bir deyişle bir sanatçı bana kalırsa kolaylıkla felsefi olabilir. Bir arkadaşımın kullandığı örneği verecek olursam, Picasso varsayımlarını sorguladığı ölçüde felsefi bir iş yapıyordur. Yani bilirsiniz işte Picasso'nun dönemleri vardır. Mavi dönem, pembe dönem ve kübist dönem. Çok klişe olduğu için söylüyorum. Ama bir dönemden öbürüne geçerken ilk dönemde ya evet mavi dönemi bitirdim artık hadi bakalım. Bu işi mavi dönemi aştım. Şimdi pembe döneme geçeyim diye geçmemiş. Güya mavi dönemde aradığını bulamadığı için onun yapış biçimine ilişkin temel varsayımlarını kendi altından çekmiş. Bu anlamda kafada devrim yapmış esasında. Kendi varsayımlarını sorgulama gücü var ve bu varsayımlara erişim mi var? Ve erişimden de öte onları askıya alma gücü var. Bunlar işte aklın refleksif özelliği, refleksif tanımı bağlamında anlam kazanıyorlar. Yoksa yalnızca bir hesaplama gücü olarak akıl bunları tabii ki yapamıyor. Buradan bir yere bağlayacaktım, şuna bağlayacaktım. Evet, bu akıl kavramı mühendisçe ya da matematiksel bir akıl anlayışından ziyade felsefi bir akıl anlayışı diye düşünülebilir. Ancak dediğim gibi burada felsefe sözcüğünü de epey geniş anlamda alıyorum. Bir sanatçı da varsayım sorguladığı ölçüde felsefi bir şey yapıyordur. Ve benzer şeyler, benzer bir varsayım sorgulama etkinliği, aklın bu refleksif tanımının kilidi olan, esası olan kendiyle ilişki kurma ve kendi varsayımlarını sorgulama ve kendi altından en derin varsayımlarını çektiği sırada bile kendiyle ilişki halinde bulunabilme gücü anlamında akıl yalnızca sanatlarda kendini göstermiyor. Hayatın bence her alanında kendini gösteriyor, gösterebilir. Bunu biraz açayım. En kolay giriş yolu şu. Size göstermek istediğim şey tekrar edecek olursam, hesaplayıcılığa dayanan bir akıl anlayışının yerine başka bir akıl anlayışı öneriyorum. O da refleksiyona, insanın kendi üzerine düşünmesine, kendi varsayımlarını sorgulayabilmesine, kendiyle ilişki kurabilmesine dayanan bir akıl anlayışı. Ve bunun felsefi olmakla birlikte, felsefe bir varsayım sorgulama etkinliği olduğu için felsefe, akademik felsefe dışındaki alanlarda da karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Sanattan küçük bir örnek verdim. Ama kendiyle temas etme ve kendi varsayımlarını sorgulama etkinliği örneğin psikanalizde ve meditasyonda da karşımıza çıkan bir şey. Bu sinir bozucu ve çok kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü psikanalizde yapılan şey ya da meditasyonda yapılan şey zaten aklın ötesine geçmektir diye düşünenler var. Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü aklı bir fikirden bir fikre geçme, fikirler arası bir tür trafik regülasyonu olarak düşündüğünüz zaman, yani bir tür hesaplayıcılık olarak düşündüğünüz zaman denilen şey doğru.
psikanaliz işte bilinç dışı ya da bilinç altına ulaşıyor. Yani o hesaplamanın dışarısında kalan, o hesabı bozan, orada hesaba katılmayan şeyleri inceliyor oluyor tabii ki. Benzer şekilde meditasyonda bu fikirler trafiğini regüle etmek yerine onu durdurmak ve bu fikirlerin dışında, bu fikirler dışında bilinçle, farkındalıkla bağı yeniden oluşturmak. Görüyorsunuz, her ikisi de aklı dışlarken esasında aklın hesaplayıcı bir yeti olduğu tanımına dayanıyor. Oysa benim önerdiğim akıl kavramı bence psikanaliz ya da psikolojide ve ya da meditasyonda ya da sanatta ya da göreceğimiz gibi şiirde vesaire gerçekleşen şeyi şeyin dışında kalmıyor esasında. Onları mümkün hale getiriyor. Küçük bir dipnot olarak söyleyeyim. Buradaki akıl anlayışım Platon'un devletinin, şu anda Platon devletini çevirmekteyim. İşte 10 kitaptır o eser, 10 bölüm diyelim. Ben 3. bölümdeyim. Orada, 6. kitapta bölünmüş çizgide Sokrates diyalektikten söz eder. Bir çizgi vardır, işte 4'e bölünmüştür. En üst katmanında diyalektik var der. Ve oradaki diyalektiği tanımlarken benim burada ifade ettiğim akıl anlayışını ortaya atar. Diyalektiğin altında yer alan yeti dianoia yetisidir. Akıl yürütme yetisidir. İşte hesaplayıcılığı ben daha ziyade orada tutuyorum. Yani logistikon da denebilir Yunanca'da. Dediğim gibi dianoetik ya da logistikon, hesaplama, muhasebe, dünya eğer değiştirilecekse, o değişimi gerçekleştirmenin yolunun neler olacağına ilişkin araçların düzenlenmesi, hangi adımların hangi sırayla takip edileceğinin belirlenmesi anlamındaki yeti, hesaplayıcı bir yeti dolayısıyla bana göre. O hesaplamaların nihai hedefini sorgulama imkanı bundan başka bir yeti gerektiriyor. En kısaca söyleyecek olursak, böyle Platon'un devletinin 6. kitabında bölünmüş çizgide bunu ifade ediş biçimlerinden bir tanesi şu: hesaplayıcı akıl diyelim, hipotetiktir. Yani belli varsayımlara dayanır. Oysa biz insan varlığı olarak yalnızca bir takım hipotezler kurma, bir takım varsayımlarda bulunma ve o varsayımlardan hareket etme, o varsayımlar temelinde bir yol planı, bir güzergah çizmenin dışında bir yetiye sahibiz her şeyden önce. O varsayımın kendisini sorgulayabiliyoruz. O varsayımın altından geçebiliyoruz. O varsayımın üstünden geçebiliyoruz. O varsayımı halıyı o varsayımın altından çekebiliyoruz. Yani varsayımsız düşünebiliyoruz diyor Platon en azından. Ve eğer varsayımsız düşünüyorsa ne yapıyor bu yeti? İşte bunu şimdi üretmeye çalışıyorum. Yani kendiyle ilişkinin ne gibi formlar alabileceği. Evet. O halde kendiyle ilişkinin bir varsayım sorgulama olabileceği. Felsefe bir varsayım sorgulama olduğu için ancak felsefe akademik anlamda felsefeye zorunlu olarak onunla kısıtlı olmadığı için bir sürü farklı alanda daha önce aklın dışladığı ya da aklı dışlayan pek çok alanda bu yeni aklı görebiliyoruz. Daha önce aklı dışlayan ya da akıl tarafından dışlanan alanlar aklın ifadeleri, aklın dışa vurumları, aklın mücadeleleri olarak görünmeye başlayabilir diye umuyorum. Böylece hesaplayıcı aklın yerine bu refleksif akıl
geçirildiğinde daha kapsayıcı, daha olgun bir rasyonelite anlayışı belki burada vardır diye düşünüyorum. Bu rasyonelite anlayışına ilişkin son bir şey daha ekleyeceğim. Özellikle bu kayıtlarda izleyeceğim ana şemayı açıklayacak bu. Ben rasyoneliteyi aklı iletişim kavramıyla eş anlamlı olarak kullanıyorum neredeyse. Biraz tuhaf gelecektir kulağa ama biraz daha ilerledikçe daha netleşebilir. Şöyle düşün, yani belki şöyle düşünülebilir. Eğer rasyonelite bir yalansa, iletişim de bir yalandır bana kalırsa. Başka bir deyişle birbirimizi anlıyor olduğumuz, benim ağzımdan çıkan bir iletiyi sizin anlıyor olduğunuz fikri çok zaten olmayacak, duaya amin diye düşünülebilir. Rasyonelite de böyle bir şey zaten. Ve skeptik pozisyonun ya da akıl eleştirilerinin sıklıkla ulaştıkları nokta zaten birbirimizin fikirleri arasında böyle bir iletinin mümkün olmadığı fikri vardır. Başka bir deyişle akla eleştirenler zaten iletişimin mümkün olduğundan da şüpheli kişiler oluyorlar. Dolayısıyla yeni bir rasyonelite önermekle yeni bir iletişim betimlemek bana benzer projeler gibi geliyor. O yüzden de zaten bu kayıtların ismini erişimler koymak niyetindeyim. Son 70 senedir hep bir tabi erişimsizlik, erişmezlik, asimetri, temassızlık, tutarsızlık, teması karşımıza çıktı. Umarım daha olgun ve genişlemiş bir rasyoneliteyle birlikte, akıl anlayışıyla birlikte yeniden erişim olgusuna geri döneceğiz ve erişimin erişimin yapısını artık incelemeye başlayabileceğiz. İletişim meselesi ile ilişkili yalnız şunu söyleyeceğim. Bu 70 senede iletişimin ya da erişimin ya da aklın, akli ilişkinin esasında mümkün olmadığı başka güç ilişkilerini ya da arzusal ilişkileri esasında maskelediği, onları baskıladığı ve onlardan esasında ibaret olduğu fikri de çok büyük bir doğruluk payı var. Bunu şöyle anlatmak istiyorum. İletişim zorunlu olarak bir yandan ilettiği içerik, öbür yandan da o içeriği iletirken kullandığı araçla tanımlanır diyelim. Bu ayrıma büyük bir yatırım yapıyor diyelim yalnızca bir söylemek istediğim şeyi anlaşılır kıldığı için bu ayrımı yapıyorum. Bu ayrım olduğu için iletişim bir içeriğin aktarılmasına indirgenemiyor. O içerik her zaman fireli bir şekilde aktarılıyor. O iletişim, o içerik her zaman maksadını aşacak ya da maksadına ulaşamayacak noktada kalıyor. Ve o iletişim sırasında o içerik tipik olarak zaman içerisinde kuşaktan kuşağa bu iletişim aktarılırken o içerik yavaş yavaş gölgede kalmaya ve onun yerine o içeriği iletmekle sorumlu olan kod, slogan, formülasyon, formül geriye kalıyor. Ve ön plana o çıkıyor. Yani katılaşmış, kemikleşmiş, nasırlaşmış, gerçek içeriğiyle bağını koparmış
boş bir form denebilir. Ben formun böyle kullanılmasını hiç sevmem ama elimizde bir slogan kalıyor esasında. Başka bir deyişle Öklid'in bir kanıtı da olsa, politik bir slogan da olsa, şiirdeki bir dize de olsa, bu iletişimlerin her birinde zorunlu olarak iletişimin yapısı gereği içeriğin kaybedilmesi, içeriğin gölgede kalması, ikinci planda kalması tehlikesi zorunlu olarak var. Bu ne demek? Bu şu demek aslında. Öklid'in kanıtları için ya da Beethoven'in dörtlüleri için ya da demokrasi fikri için. Bu içeriğe doğru erişim konusunda sürekli bir mücadele gerekiyor esasında. Her nesil neredeyse bu mücadeleyi vermek zorunda. Bir fikrin parlaklığını adeta, bir fikrin can alıcı tarafını yeniden üretmek zorundasınız. Yeniden keşfetmek zorundasınız esasında. Ben bunu özellikle derslerde en çok da Descartes'in hani çok bilinen argümanlarını ders için hazırlarken fark etmişimdir. Fikrin içine girmem gerektiğini hep fark ederdim ve şaşırırdım. Yani buradaki fikir cogito ergo sum olabilir, başka bir fikir olabilir. Fikir orada duruyor. Ben neden buna hiç efor göstermeksizin sürekli bir erişimde bulunamıyorum? Hani bu idealar çok ideal şeylerdi, hiç değişmezlerdi vesaire. Bence değişmiyorlar zaten de bizim onlara erişimimiz zaman içerisinde yozlaşıyor, zaman içerisinde dandikleşiyor, zaman içerisinde sloganlaşıyor ve dolayısıyla orada da varsayım sorgulamaktan başka bir şansımız yok. Ve zaten bu bir zorunluluk. Ve zaten iletişimde doğal olarak iletişimin yapısı gereği böyle bir yozlaşma eğilimi olduğu için tipik olarak işi boşalmış, içeriğinden boşalmış olan bu slogan, yani slogan içeriğin içinin boşaldığını zaten ileten taraf fark ettiği için adeta bunu örtbas etmek için bu içeriğe duygusal bir ek içerik yükler. Adeta o boşluğu kapatmak için. Yani demokrasi ya da işte bir üçgenin kenarıyla köşegenin, bir karenin kenarıyla köşegenin işte aynı birimden ifade edilememesinin kanıtı ya da işte bir sanat eseri canlı içeriğiyle bağlantısı kopuk olan kişi sıklıkla bu içerikle bağlantı, artık kopmuş olan bağlantıya ilişkin özlemle adeta ona bir duygusal bir ekleme yapıyor. Bu tipik olarak olumlu bir duygusal ekleme ya da olumsuz bir duygusal ekleme. Bu duygusal yük olumlu olduğu zaman buna fetişizm diyorum ben. Fetişizasyon diyorum. Yani putlaştırma, başka birkaç sözcük daha vardı. Dogmalaştırma denebilir. Olumsuz bir duygusal yük eklendiği zaman söz konusu içi boşalmış içeriği ve silikleşmiş formülasyona olumsuz bir duygusal yük bindirildiği zaman buna da ben sinisizm diyorum. Sinisizm diyeceğim bu kayıtlar boyunca. Sinisizmi yerine tepkisellik de diyebilirim. Tepkisellik de çok güzel bir sözcük. Bunun örneklerini göreceğiz. Dudak bükme, şeytanlaştırma da denebilir. Başka bir deyişle iletişim meselesi kabaca bence rasyoneliteyle, akılla eş anlamlı gibi düşünülmeli. Hatta bu konuda da Aristoteles'ten söz ederken umarım açıklayacağım.
yakalama fırsatım olacak bir terminolojiyi kullanacak olursam, iletişim yalnızca bir birinci işlerlik değil, aynı zamanda bir ikinci işlerliktir. Bundan kastım şu: iletişim yalnızca ileten şeyin, daha doğrusu iletilecek içeriğin ileten kişide bulunması değil, tabii ki o iletilen kişiye bunun ulaşması süreci diye düşünüyorum. Başka bir deyişle, mektup yazmanın bütün esprisi o mektubu atmak değil, o mektubun yerine varmasıdır diyelim. Başka bir deyişle, bir birinci işlerlik olmakla kalmaz, ikinci işlerlik, tam işlerlik haline gelmek zorundadır. O halde iletişim dedim, iletişimin içerikle olan bağının zorunlu olarak garanti edilemeyecek, güvence altına alınamayacak bir bağ olduğunu, dolayısıyla bu içeriğe erişimin her zaman yeniden mücadele edilmesi gereken bir mesele olduğunu söyledim. Ve bu mücadele yapılmadığı zaman, bu içerik kaybedildiği zaman sıklıkla duygusal yükler bindirilerek bu durumun telafi edildiğini söyledim. Bu duygusal yüklerin iki türlü olabileceğini, olumlu durumda bunun bir fetişizasyon, olumsuz durumda da bunun bir sinisizme yol açtığını söylemiş oldum. Ve dediğim gibi sanırım söyleyeceklerimi az çok da toparlama